Değerli arkadaşlar, dostlarımla birlikte sabahtan beri toplantıdayız. Depremin ilk gününden itibaren ben bölgedeydim. Ahbap arama kurtarma da bölgeye geldi. Ahbap gönüllüleri de bölgede çalıştı, hala da çalışmakta. Bizler her deprem zamanı olduğu gibi önce oraya gideriz. AFAD'la işbirliği protokolümüz var. Onlarla görüşürüz ve orada ne yapabileceğimize bakarız. Gerekli ihtiyaçları çıkartır ve elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışırız. Bu deprem zamanında da öyle oldu. Birkaç gündür zaten çalışmalarımızı yakından takip ediyorsunuzdur. Depremin ilk gününden itibaren bugüne kadar günlük temel ihtiyaçların tamamını karşılamaya çalıştık. Ne isteniyorsa oradaki arkadaşlarımızın bizlere gönderdiği raporlamalar doğrultusunda göndermeye çalıştık. Gönderiyoruz da. Hala da gönderiyoruz. Sadece bunu yapmıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden tırlarını gönderemeyen, içinde malzemeleri oraya ulaştıramayanlar için destek grubu oluşturduk ve arkadaşlarımızla oradaki görevliler arasında bir şekilde irtibat sağladık. Sağlamaya da devam ediyoruz. Bizim gönlümüz ve kasamız oradaki bölgedeki bütün ihtiyaçlara açıktır. Hala şu dakikadan itibaren de alımlar yapıyoruz, gönderiyoruz. Bundan sonraki günlerde daha önce yaptığımız gibi çalışmalarımızın tamamını raporlayıp Twitter'dan ve Instagram'dan görüntülenme durumuna kadar, hatta faturaların görüntülenmesine kadar vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Zaten bunu yapmıştık, yapıyoruz. Şimdi bu bazı projelerimiz var. Gelen meblağlara bakıldığında satın aldığımız ve alacağımız birkaç tanesini aldık. Birkaç tanesini bugün akşam bitiririz. 2000 konteyner için Hatay Valiliğinden iznimizi aldık. Diğer şehirlerdeki toprak durumuna, arazi durumuna bakıyoruz ve oradan da gelecek sonuçlara göre 2000-3000 arası bir konteyner alımı daha yapacağız. Yeter ki oradan bize hadi getirin deniz. Bu konteynerlar için ayırdığımız bütçe 400 milyon TL. Depremden etkilenen ve bölgede kalmak zorunda kalan depremzedelerin durumu mevcut. Onların fiziksel ve ruhsal yaşam koşullarını biraz olsun düzeltebilmek adına konteyner yaşam merkezleri inşa etmeye karar verdik. Bunun için de 100 milyon TL ayırdık. Milli Eğitim Bakanlığı'yla bugün görüştük. Onlardan haber bekliyoruz. Tekrar biz gideceğiz. Belki ben tekrar Ankara yollarına düşeceğim. Tekrar görüşmeler yapacağız. Biliyorsunuz çok yıkılan, hatta hasarlı olan okullarımız var. Düzeltebileceğimiz okulların bütün masraflarını karşılama kararı aldık. Elimizden geldiğince bunun için ortalama bir bütçemiz var. O da 100 milyon TL. İlgili makamlara teslim edilmek üzere bakıma muhtaç büyüklerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak bakım evleri kurma kararı aldık. Bu bizim için çok önemliydi. Bunun için de bütçe 100 milyon TL. Ayrıca bakanlık onayıyla bize verilecek alanlarda öğrenci yurtlarımız için ayırdığımız bütçede 150 milyon TL. Çünkü orada öğrenciler birçok yurda artık giremiyorlar. Bu söylediğimiz projeleri en yakın zamanda hayata geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, mecliste grubu bulan bütün siyasi parti liderleri, grubu bulunmayan liderleri ve halkımız adına söylüyorum. Bizler bu konuda ne taahhüt ediyorsak yerine getireceğiz. Bütün dostlarım, gönüllü dostlarım buradalar. Günlerdir çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Ahbap Derneği olarak bizlere çok güvendiniz, çok destek verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.